Elazığ'da bir vatandaş içerisinde 100 bin lira değerinde altın dolu çantayla dışarı çıktı. Eve döndüğünde çantanın olmadığını fark etti. Polis ekiplerine haber veren aile çantayı bulanlara sesleniyor. Kolay kazanılmıyor yani. Vicdanları varsa onu yemezler. Anlatamam. Kolay kazanılmıyor, ne bileyim. Vicdanlarına sesleniyorum. Kibriye Gürcü 1 Nisan'da içinde 100 bin lira değerinde altın dolu olan çantasıyla işlerini halletmek üzere evden çıktı. İşlerini halletti, geri döndü. 3 saat sonra yanında çantasının olmadığını fark etti. Evde çıkarken çantamı aldım üstüme, böyle arkamın altında açtım. Yine hiç oturmadık ama. O yanda Cem evinde yoktu. Geldik okulun bahçesine. Okulun bahçesinde sırada oturdum. Orada tek kolumu böyle çıkardım. Böyle dikkat ettim yani, o kadar da şey yapıyorum ama böyle astım, dedim çanta görünmesin. Bak görünmüyor. Otura otura geldik, bir iki yerde dinlendik. Bendeydi yani böyle. Hiç fark etmedim düştüğünü. Fikriye Gürcü eve döndü ancak çantasının olmadığını fark etti. Büyük telaş yaşayan Gürcü çantayı bulabilecekleri her yere baktı ancak hiçbir yerde bulamadı. Hatırıma gelmedi, hiç fark etmedim yani. İyi bir şeyler yedim, yemek yaptım. Adam geldi, beyim geldi, o da yemek yedi. Hiç konuşuyoruz, hiç fark etmiyorum. Birden hatırıma geldi, vestiyerde yok. Ay dedim gitti. Hatta o zaman dizlerim kırıldı. Dedim kaybettim, variyetim bitti. Çantanın içinde Gürcü ailesinin yıllardır biriktirdiği altınlar vardı. 100 milyara yakın vardı. Bir tam altın, 6 tane çeyrek, 4 tane yarım, 2 bileklik. Bir çeyrekli bileklik, bir tane de uzay yolu, 2 tane zincir, zincirin ucunda da böyle yıldızlı çinşi kolye, bir de böyle papatyalı gerdanlık. Kibriye Gürcü şimdi altını bulanlara seslenerek vicdanlı olmalarını, altınların yılların birikimi olduğunu ve buldukları takdirde geri getirmelerini istiyor. Şikayetçi olmam. Versin yine onun ödülünü de veririm yani.